Ciha Kalesi bu bölgemizde aslında böyle bölge halkının bildiği ancak çok fazla geniş coğrafyada tanınan bir yer değildi. İşte yaklaşık 2 yıldır burada bir çevre düzenlemesi projesini kaymakamlık olarak gerçekleştirdik. Artık bölgemizin, Türkiye'mizin her tarafından insanlar buraya geliyorlar. Manzara gördükçe buraya hayran kalıyorlar. Biraz daha Karadeniz'in farklı bölgelerini keşfetme imkanı buluyorlar bu destinasyona girerek. Buradan da hemşire doğru devam ediyorlar. İnşallah burası ülkemize, turizme güzel hizmet eder. Herkesi buraya bekliyoruz. Aslında işte, turizm demek aslında hikaye demek malum. Bizim insanımız dediğim gibi pazardaki hemşindeki insanlar bu hikayeyi biliyorlar. Burası eski bir İpek yolu ticaret yolu üzerinde. Nereden başlıyor? Pazarda Kız Kulesi'nden başlayıp işte içeriye doğru Ciha Kalesi. Bunun arkasından içeride Zil Kale. Onun arkasında da Kalebale ve onun arkasından İran'a doğru uzanan bir İpek yolu güzergahı üzerinde kaleler silsilesi. İnsanlar bu yolu kullanmışlar tarih boyunca. Kervanlar gelmiş geçmiş, insanlar birbirleriyle etkileşim halinde olmuşlar. Bu güzergahın en azından bir kısmı üzerinde yürüyüş yollarıyla, trekking yollarıyla bu güzergahları birbirine bağladığımız zaman, o eski hikayeleri burada canlandırdığımız zaman burası çok önemli bir turizm destinasyonu olacağına zaten inanıyoruz. İnşallah bunları adım adım gerçekleştiririz. Noktasından daha Kütahya arasında kadar olan bölge, daha bakir bir bölge, daha yeni yeni keşfedilen bir bölge. Buranın köyünün gelişmesi açısından kollama, koruma dengesi içerisinde hareket ediyoruz. Hedefimiz sıfır noktasından, daha yerlere kadar buranın bizim master planını bir an önce yapılıp, şimdi nasıl, nerede, ne yapılması gerektiği belirlenmesi lazım öncelikle. Ondan sonra turizmin gelişmesi lazım. Eğer bu şekilde bunlar yapılmadan bir turizme başlarsak çok yakın zamanda Kurtuluşlu Fırtına Vadisi'ne daha kötü olur. Bizim hedefimiz burayı korumak, kollamak ve o şekilde turizm yapmak istiyoruz. Dediğim gibi öncelikle turizm yapmak için bu bölgenin master planı yapılması lazım. Master planı yaparsak, yani nerede ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı belirlersek, ondan sonra kollamak, korumak kolay. Ama bunu yapmadan turizme başlarsak, o zaman geri dönülmez bir yola gireriz. O zaman da turizm yaptığımızın bir anlamı kalmaz, doğayı tatlışmış oluruz. Ciha Kalesi 2005'ten beri restorasyon için projeler hazırlandı. Ben projeyi başından beri biliyorum. Yol bile yoktu burada. Yolu açıldı. Gerekli ödenekler çıktıktan sonra restore edildi. Halka açıldı. Hatta burada bir istimlak olayı vardı. İstimlaktan ötürü birkaç zaman geç kaldı ama bundan sonraki dönemlerde çok güzel bir turizm alanı olarak kullanılacak. Artı turizm acentelerinin buraya programlarını alması lazım, vatandaşı buraya getirmesi lazım normalde. Onun ön çalışmalarını ilgili kaymakamlık ve köy güzel kişilerimiz yapacaktır. Turizm altyapısıyla beraber pazar kendini hazırlayacaktır. Biraz geç kalınmış olabilir ama havaalanının açılması bir doping etkisi yapacağına inanıyorum ben.